Tabii ki şimdi herkesin beğendiği bahar, kızılcık şerbeti, inci taneleri klasik. Herkesin beğendiğini ben de beğeniyorum tabii ki. Oyunculuklar çok güzel, çok keyifli. Şimdi tabii baharı beğendiğime göre Demet Evgar'ı beğeniyorum. Merve Dizdar'ı çok beğeniyorum. Tiyatro oyuncusu ve dizi olarak da Devrim Yakut'u çok beğeniyorum. Bugün bir röportajına rast geldim de o yüzden hemen aklıma geldi. Aslında sorulduğu zaman onun ismini hep vermek isterim. Tabii ki favorim Kıvanç Tatlıtuğ. Yani o kadar her şeyini seyretmişimdir. Dijitaldeki filmleri dahil. Çok çok beğeniyorum. Sanki kendi oğlummuş gibi iftihar ediyorum. İyi aktörlerimiz var, iyi oyuncularımız var. Senaristlerimiz bazılarında çok başarılı, bazıları çok artık herkesin bildiği konulara, aynı konulara eğildiği zaman pek hoşuma gitmiyor. Yani biraz hayal gücünü birazcık zorlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama iyi işler yapılıyor. İyi işler yapılıyor. Kalite işler yapılıyor. Tabii ki Özel Hanım'ı paylaşmayacağım. Ya öyle tek bir anı olur mu 45-50 sene içinde? Bir sürü şeyi, piyes çalışmalarımızı, onun çok basit şeylere sinirlenmesi, özellikle maç seyrederken. Ama bana her zaman destek olması, hep ikimiz için de gelen işleri birlikte çalışmamız, birlikte tekstlerin altını çizmemiz, çocuklar için devamlı kavga etmemiz, benim onu çok eleştirmem, onun beni çok eleştirmesi ama hiçbir zaman kavgalı yatmamamız, birbirlerimize ufak ufak sürprizler yapmamız, hayatı güzelleştirmemiz. Yani onunla güzel geçti yıllarım. Gerçekten güzel geçti. Üzüldüğüm anlar oldu, kızdığım anlar oldu, sinirlendiğim anlar oldu. Onun da bana olmuştur muhakkak. Çünkü o da dediği dedikti, ben de dediği dedik bir insanım. Aslında ikimizin karakteri Oğlak Burcu ve Aslan Burcu biraz çelişkili. İkisi de inat gibi, ikisi de lider gibi. Tutturukluk da var hafif ama işin içinde sevgi olunca her şeyin üstesinden geliniyor. Tahammülleri yok da ondan. Bak ne dedim, kavgamız da oldu, şu da oldu, bu da. Mümkün mü? Kendi çocuğunla dayanamayıp kavga ediyorsun. Kardeşinle kavga ediyorsun. Anne babana ters çıkıyorsun. İki insanın kavga etmeden, sinirlenmeden, birbirine kırılmadan zaman geçirmesi mümkün değil. Hele yani iki saat bir trafikte kaldığınız zaman arabadaki yanınızda oturana bile bağırabiliyorsunuz. Çünkü sinirleriniz artık deliriyor. Pahalılık da orada kalabalık, burada kalabalık. Bunların hepsi etki, etki, etki. Bir adada tek başına hurma ağaçlarının altında yatıyor, güneşleniyor olsan belki bu kadar sinirlenmezsin. Dış etkenler insanları çok yoruyor bu devirde. Epeydir bir zamandır yoruyor yani. Benim ilk yıllarımla şimdiyi kıyasladığın zaman insanları çok yoran şeyler var. Bir kere bu elektronik aletler, AVM'ler, ben AVM'lerden mümkün olduğunca kaçınırım. Oranın belli bir şeyi var, ışığı, elektriği, bir havası, bir şeysi var ki etkiliyor, beni yoruyor. Yani bir saatten fazla bir AVM'de dolaşırsam ben eve yorgun, dayak yemiş gibi dönüyorum. Bence o elektronik ve ışık sistemi, havalandırma sistemi bir şekilde yoruyor insanları. Bu vücuda da zararlı. Açık havada mesela Bodrum'a gidip 3 ay kaldığım zaman tenimden, yüzümden, bağırsağıma kadar her şeyim o kadar bambaşka oluyor ki adeta temizlenip İstanbul'a dönüyorum. Aynı olabilir mi? Buranın kirliliği, kalabalığı, oranın tertemizi, ağacı, yeşili, mavisi. O yüzden tek isteğim yaz olup Bodrum'da... Bodrum'a kaçmak. Evet, detoks. Detoks yapmak. Öyle söyleyeyim, iki oyunu birden oynuyorum. Birini bir gün, birini bir gün, birini bir gün, birini bir gün oynuyorum. Kendimle iftihar ediyorum, şaşırmıyorum. Hiçbirinde teklemiyorum. Giriyorum tiyatroya, rolüme ve de kostümüme, o oyun neyse oynuyorum.
ertesi günü öbür kostüme giriyorum, onu oynuyorum. Bu yaşta buna yapabiliyorsam henüz yerinde diye düşünüyorum. Sahnede dans ediyorum, hopluyorum, zıplıyorum, merdiven iniyorum, çıkıyorum. Vücut da vazifesini yapıyor. Başka da bir şey istemem hayatta. Saatli olarak hayatıma devam edebilmek. Dudu tabii çok sevilen bir karakter oldu ama bu kadar çok fazla tekrarı yayınlanmasaydı hala çocukların aklında olmazdı. Çünkü bayağı bir sene oldu. 2001 mi, 2004 mü? Valla 20 seneye yakın herhalde. 20 seneye yakın. Yaşımı düşünüyorum ne zaman başlamıştım diye. vardır yani. 2004 galiba. Çok sevildi. 4 sezon, 5 sezon oynadı. Neden kalktı hala anlamış diyelim. Çünkü hep çok iyi reytingli bir diziydi. Kanallar arası tartışmalardan dolayı bence kalktı. Sevgili Defne'mizi kaybettik o arada. Çok kayıplarımız oldu oyunda, dizide rol alan diğer arkadaşlar. Ama tabii en çok bizimle olan Defne'ydi. Çok güzel. Sonra yazarı kaybettik. Sihirli Annem'i yazan Gamze Özer'i 2 sene önce galiba kaybettik. O da bize büyük bir şok oldu. Çok akıllıca yazılmış bir senaryoydu. Tabii Amerikan yapımından esinlenmişti. Ama çok başarılı olmuştu. Atatürk olmasaydı şu anda yaşadığımız Türkiye olmazdı. Belki ben tiyatro yapamıyor olurdum. Belki çocuklarım okula gidemiyor olabilirdi. Her şey olabilirdi. Belki biz hala işgal altında olabilirdik. Belki başka güçlerin altında evimizde yaşıyor olabilirdik. Yani düşünmek bile doğru değil neler olabileceğini. Türkiye olmazdı ki. Biz olmazdık. Bir sene okudum. Amerika'da burslu bir sene okudum. Sonra gitmek istedim, okumak istedim. Burs kazanamadım. Paramız da yetmediği için Amerika'ya gidemedim. Ama benim babam çok entelektüel, çok ileri görüşlü, 4-5 lisan bilen, acayip okuyan. Hatta beni komplekse sokardı sonraki yıllarda daha yaşlandığım zaman. O kadar çok okuyordu ki ben ona bir türlü yetişemiyordum. Bir de dil üzerinde çok büyük şeyi vardı. Yani Fransızca'da nasıl söylenir, İngilizce'de nasıl söylenir ve deyimleri bilirdi, bana öğretirdi. Çok güzel bir lafı vardı, bir lisanı öğrenmek istiyorsan önce o lisanda düşünmeyi öğreneceksin. Ondan sonra o lisanı konuşacaksın. Tercüme etmeyeceksin Türkçeden o lisana demişti. Mesela ben onu çok kendime örnek aldım o sözü. Sonraki İngilizce konuşmalarımda da zaten öyle yaptım ve İngilizce piyes oynar hale geldim okuldayken. Hatta İngiltere'ye turneye gittim. Sahnede seyirciye İngilizce oynadım. Aslında gençlere değil ailelerine tavsiye vermek lazım. Gençler zaten bizim devrimizden çok daha akıllı, çok daha ilerici düşünen, çok daha istediklerini bilen gençler. Benim torunlarım var daha henüz. En büyüğü 13 yaşında, büyükleri 13 yaşında, sonra 9 ve 5 yaşında. Fikirleri var ve istedikleri var. Onları hiçbir şeyden vazgeçiremiyorsun. Ne dediği dedik oluyorlar yani o yaşta bile. Biz tabii biraz daha pısırıktık. Biraz daha ataklıktan korkan, atarı olmayan gençlerdik. Şimdiki gençler öyle değil. Ama şanslı ailelerin çocukları istediklerini elde edebiliyorlar. Bence bir çocuk için en güzel ailenin verebileceği şey mutlu olduğun mesleği yap, keyif aldığın mesleği yap. Yani bir işine giderken ayakların geri geri gitmesin. Düşünebiliyor musunuz? Ben bu yaşıma geldim. 1,5-2 saattir yoldayım bu havada, bu trafikte ve ben buraya severek geliyorum. Çünkü 50 küsur senedir yaptığım, severek yaptığım mesleğe geliyorum. Şimdi bunu istemediğiniz bir iş için buraya gelseniz ne kadar mutsuz olurdum. Onun için ailelerin eğer bir çocuğun sanata, müziğe, resme, tiyatroya, oyunculuğa hevesi varsa ne olur onlara hayır demeyin. Zaten eğer kötü olurlarsa, kötüyseler o meslek onları bırakır zaten. Devam edemezsiniz. Çünkü sanat işinde şey yoktur. Ne derler? Başkası size force yoktur. Kimse size hadi ben senin için şunu yaptırayım demez yani.
Onun için siz başarmak zorundasınız. Etraftan size ne kadar destek olursa olsun, siz başarmak zorundasınız. Tabii ki Deve Kuşu Kabare'de çok keyifle çalıştım. Bir kere komedi yapıyorum. Komediyi çok seviyorum. Dormen Tiyatrosu başlangıç noktam. Müzikaller en sevdiğim şey. Müzikallerde de oynadım. Aslında hep şanslı oldum. İyi tiyatrolarda, iyi oyuncularla, güzel oyunlarda ve çok tutmuş oyunlarda oynadım. Hı hı. O yüzden hep şanslı bir oyuncu sayıyorum kendimi. Şimdi örnek almak yanlış bir şey. Ben buna inanmıyorum. Çünkü örnek alırsan biraz taklide girebilir iş. Örnek almayıp hayranlık duyduğun ve onun nerelerden geçtiğini takip etmek ve yöntemlerinin ne olduğunu takip etmek önemli. Benim için Yıldız Kenter'di. Gençlik yıllarımda daha okulda talebeyken cumartesi pazarları onun oyunlarına giderdim. Hayran hayran onu seyrederdim ve kendimi onun yerinde görürdüm. Onun sahnesinde görürdüm. Onunla karşılıklı oynarken görürdüm. Ama hiçbir zaman onun ses tonunu kapayım, onun vücut dilini kapayım, onun gibi nefes alayım, vereyim demedim ve de hocam oldu sonra. Hocam olarak da çalıştım. Karşılıklı oyuncu olarak da çalıştım. Yıldız ablayla biz Canico derdi biliyorsunuz herkese. İngiltere turnesi yaptık. Nalınları İngilizce oynamıştık ve şartlardan dolayı aynı oteli, aynı odayı paylaştık turnede İngiltere'de. Çok keyiflidir. Herhalde birçok kişi Yıldız Kenter'le aynı otel odasında kalmamıştır diye düşünüyorum. Ben şanslıydım. Yok, çünkü ben öyle tek bir role, tek bir piyese kalmam ama mesela klasikleri oynayamadım. Çünkü özel tiyatrolarda çalıştım. Hani bir Shakespeare, bir Chekhov, bir Molière, bu tip hani okulda da öğretilen okullarda, tiyatro okullarında ve mecburen bunları oynamak zorunda olduğunuz dönemlerden geçmediğim için ve de özel tiyatrolar klasikleri çok oynayamadıkları için, büyük kadrolar ve masraf olduğu için onları oynayamadım. Ama ben de büyük kadrolarla müzikaller oynadım. Hani zaten şimdi artık öyle bir şey için yaşım biraz kısıtlayıcı. Hani o yaşta o oynanamaz ama yani gençlik yılında bir Juliet oynamak isterdim tabii. Ama ders olarak okulda çok çalıştım ve çok inceledim klasikleri. Tabii çok saçma buluyorum. Tabii ki isteyen dışarıda okuyabilir. Ben de çok heveslenmiştim Amerika'da okumak için. İmkanları olanlar, lisan öğrenmek için, yeni ufuklar açmak için, yeni dünyalar görmek için. Tabii ki. Ama yerleşmek, başka memlekette hayat kurmak, memleketimiz kötü durumda demek bana iyi gelmiyor. Alınıyorum, üzülüyorum. Hani imkanlar, imkanlarım bile çok olsa hiç düşünmeyeceğim bir şey. Hiç dışarıda ev kurup, yuva kurup oturabilmek yapamam gibi geliyor bana. Yani İstanbul'um ve Bodrum'um ve güzel Türkiye'm benim için çok önemli. Şimdi buna tek bir cümleyle cevap vermek çok doğru olmaz. Haklı da olmaz. Çünkü çok tiyatroya giden, klasik müzik konserinde bile gelip el ele sevgilisiyle oturup dinleyen çok gençleri gördüğüm gibi en basit tarihi bir şahsiyeti ya da bizim tarihimizi en ufak bir şeyi bile bilmeyen cahil tırnak içinde söyleyebileceğim tarzda gençler de var. Şimdi ne o tarafı övmek ne bu tarafı yermek doğru olmaz. Çünkü hem osu var hem osu var. Çok kabiliyetli gençler var. Vaktini boşa harcayan gençler var. Çok iyi okuyan, yani deha gibi beyinleri olan, üstelik de Anadolu'dan çıkan, dış ülkelerde büyük keşifler yapan, ödüller alan, ki bizim medyamızda bunlar pek maalesef konuşulmuyor. Böyle gencecik bir kız çocuğu mesela bir matematik dehası olarak dışarıda bir başarı kazandığı zaman ve o küçücük bir haber olarak geldiği zaman o kadar iftihar ediyorum. Resmen ağlamak geliyor içimden. Kendi evladım başarmış gibi. Ne kadar güzel bir şey. Bir Türk çocuğunun bu kadar başarılı olabilmesi. Tabii ki keskin zekalı gençler şimdi. İşte Z kuşağı mı deniliyor neyse.
elektronikle araları çok iyi, yapay zekayla, bilgisayarla. Bunlar bizim devrimizde olmayan şeylerdi. Bu konuda biraz kıskanmıyor değilim yani. Çünkü bizim beynimiz öyle çalışmıyor. Benim yaşım, benim yaşımdan daha biraz küçük olanlar, biz öyle bakamıyoruz olaya. Yani başka şeylere bakıyoruz. Başka şeylerle büyütüldük. Bizde de biraz değerler farklı bizim jenerasyonumuzda. Aile mevhumu, bayram mevhumu, komşuculuk mevhumu, mahalle kültürü. Biz bunlarla pazar yerleri, dedeler, neneler, hani böyle mutlu aile tabloları, bunlarla büyütüldük. Bayramda büyüklerimizin elini öpmeye gitmek çok önemliydi. Şimdi sadece bilgisayardan belki emojiyle bir mesaj atmak oraya geldi. Bunları tasvip ediyor muyum? Etmiyorum. Kendi devrimi istiyorum. Ama onlara da hak vermiyor muyum? Evet, hak da veriyorum. Çabukçuluk önemli. Zaman kaybı yok onlarda. Şak 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 şak. Her şey çabuk ve istedikleri zaman olsun istiyorlar. Çok da haksız değiller. Günün 4-5 saatini trafikte geçiren bir millet için hız çok önemli.